Selam dostlar. Bugün biraz kaygı üzerine sohbet edelim diyorum. Çünkü kaygı bizi en çok rahatsız eden duygulardan biri. Son dönemde oldukça yaygınlaştı desek sanırım yanlış olmaz. Malum çevresel faktörler bunun en önemli sebeplerinden. Siz de bu duyguyla mücadele ediyorsanız tehlikede olduğunuzu, kolay incinebilir olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü zaman zaman hepimiz bu şekilde hissedebiliyoruz, değil mi Burak? Yani kaygı evet, incinme ona da evet diyelim. Hepimiz zaman zaman kaygılı hissedebiliriz. Bu çok normal. Kaygıların kendini gösterme şekline baktığımda ama şöyle bir şey çıkıyor karşıma. Fiziksel olarak zarar görmeyle ilgili olabiliyor. Örneğin köpek ısırması, kalp krizi gibi ya da sosyal olarak dışlanma, küçümsenme gibi ortaya çıkabiliyor. Bazen de delireceğim, kontrol kaybedeceğim kaygısı katlanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Tabii bunları arttırmak mümkün. Ama bizdeki kaygı bu denli yüksek mi yoksa daha minimal mi? Bugün biraz ona bakalım. Yani sen de zaman zaman mesela bu seviyelere çıktığı, kaygı bozukluğu seviyesine çıktığı oluyor mu örneğin? Yani kaygılanıyorum ama bozukluk mu bilemiyorum. Ama evet, bazen kaygılarım beni bozuyor. Evet, yani hepimiz çünkü zaman zaman kaygılanırız. Bu toplumda da her geçen gün artan bir boyutta tabii ki de. Kaygı bozuklukları, bir diğer ismiyle anksiyete bozukluğu, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yayınladığı sınıflama sistemine göre, yani DSM-5 sınıflama sistemine göre panik bozukluk, sosyal kaygı gibi 11 farklı alt başlıkla inceleniyormuş, biliyor musun? Yani bunu bilmiyor olabilirsin tabii ki, bu çok normal bir şey. Üstte bir kaygı bozukluğu çatısı altında 11 ayrı aslında rahatsızlık var gibi düşünebiliriz. Yani panik atak bunun altında, yaygın anksiyete bozukluğu bunun altında, fobiler bunun altında. Geniş bir spektrum var ama insanlar kaygı bozukluğu deyince ilk aklına gelen direkt panik atak oluyor tabii. Senin bununla ilgili hiç mesela bir deneyimin var mı? Yani biraz var. Bunu sen de bilirsin çünkü seninle paylaşıyorum. Evet, doğru. Senin oldu mu? Benim olmadı. Ama çok fazla kişiyi dinlediğim için çok fazla bilgim var Ama tabii bununla tavsiye ilgili. ederim, eğlenceli. Bir ara deneyebilirsin. Peki bunu yaşadığın anda böyle spesifik bir yer var mı? Yani Hatırladın. genelde belki ya yardım alamazsam diye böyle uç ücra yerlerde ya da işte ne bileyim uçak, metro gibi. O zaman bunu şöyle bir inceleyecek olursak, o anda olduğun yer genelde uçak, metro ya da metroya binecekken ya da uçağa Evet. binecekken oluyor, doğru mu? Evet. Aklından geçen düşünceler o anda neler oluyor örneğin? Ya başıma bir şey gelir ve o an yardım alamazsam ve kendi kendime kahrolurum, öleceğim. Yani kontrolü kaybedeceğim, başıma bir şey gelecek. Acaba Ya öleceğim mi gibi olabiliyor bazen. yani evet. Peki o anda mesela duygusal olarak, ruhsal olarak nasıl hissediyorsun kendini? Daha çok Gergin. gergin. Umarım. Duygularımız bir ya da iki kelimeyle ifade edilir genelde. Yani düşünceyle duyguyu genelde karıştırırız birbirine ama duyguyu ifade edebilmek, onunla başa çıkmak için önemli. Bunu çok güzel ifade ediyorsun. Ya yani gergin hissediyorum, kaygılı hissediyorum, doğru mu? Evet. Peki bedeninde o anda neler oluyor? Mesela hızlı hızlı bir değişim oluyor olmalı o anda Evet. Yani biraz kalbim hızlanıyor, nefesim bedeninde. hızlanıyor. Acaba başım mı dönüyor diye düşünüyorum. Yani bunların hepsini düşünürken zaten beynim de bir yandan vücuduma komut göndererek bunları yerine getiriyor tek tek. Evet. Yani biraz kalbi insanın hızlanmaya başladığında zaten bir anda tekrardan kendini gerçekleştiren bir hal almaya başlar. Bu da sende oluyor. Yani bir anda kontrolü kaybedeceğim düşüncesi ilk önce geliyor. Sonrasında gerginlik, kaygı ve sonrasında fizyolojik olarak bunlar tabii eş zamanlı olarak da geliyor. Fizyolojik olarak kalpte hızlanma, kalp ritminde hızlanma, belki soğuk soğuk terleme. Ama bunu şeyden bilemiyorsun. Acaba bu sefer heyecanlandığım için mi yoksa gerçekten mi? Acaba bu sefer o sefer mi yani? Uzun zamandır beklediğim. Ya bu sefer panik atak değilse cümlesi Evet. aslında, değil mi? Evet yani ama aşılıyormuş, onu gördüm. Evet. Yani 10 defa, 100 defa da bu gelse, bu kaygı bu şekilde gelse, acaba 11. defada, acaba 101. defada bu sefer Ya panik atak ya panik değilse. atak değilse, ya kontrolü kaybedersem, ya kalp krizi geçiriyorsam, ya beyin kanaması geçiriyorsam düşüncesi üşüşmeye başladığında tekrardan daha da hızlı bir şekilde Evet. kalp atışı hızlanmaya başlıyor ve kaygı, panik daha da artmaya başlıyor ve davranış olarak da sonucunda ya birisini arıyoruz Özellikle ya seni metroda ya da uçakta değilsen.
Danışanlarım da, arkadaşlarım da bu anlamda beni fazlasıyla ararlar. Ya da bir hastane arayışına giriyoruz. Acaba yakınlarda bir şey var mı? Bir destek alabileceğim bir yer var mı? Vesaire gibi. O halde depresyondakine çok benziyor bu. Duyguların ABC'sinden de bahsetmiştim. Kendi psikoloğunuz olun videosundaydı sanırım. Orada da bahsetmiştim. Düşünceler kaygı durumunda da ruh halimi ve fizyolojimi etkiliyor. O da tüm davranışlarımı şekillendiriyor diyebiliriz herhalde. Yani ne düşünürsem o şekilde hissediyorum ve ona göre davranırken buluyorum kendimi fizyolojimle beraber. Evet, bunlar birbirini etkiliyor herhalde, değil mi? Kesinlikle. O zaman oradaki düşüncemi değiştirirsem, yani onun kalp krizi olmadığını ya da bu sosyal kaygıyla ilgili bir şeyse, mesela rezil olacağım düşüncesi geldiğinde bir anda yine kaygı, endişe, fizyolojik olarak yine terleme, kalp çarpıntısının artma, davranış olarak da belki sosyal ortama çıkmama, topluluk önüne çıkmama gibi davranışsal sonuçlarıyla da yine tüm düşüncelerim, ruh halimi, fizyolojim ve tüm davranışlarımı şekillendirirken buluyoruz. İşin en güzel tarafı bence şu, davranışlarım da aynı şekilde ruh halimi, düşüncelerimi doğrudan etkiliyor. Yani ben istekli olursam topluluk önüne çıkmaya ya da istekli olursam panik atak geçiriyorsam panik atak geçirmeye onunla yüzleşmeye başlıyorum bir yerde. Ve o kaygılarımla yüzleştikçe aslında düşüncelerim de bu duruma karşı değişmeye başlıyor. Bu bir kalp krizi değil, bu bir beyin kanaması değil. Ben kontrolü kaybetmeyeceğim ya da rezil olmayacağım şeklinde düşüncelerin yerine yenilerinin inşa edilmesiyle sonuçlanıyor. Genelde çok kötü bir şey olacak düşüncesine kapılırsınız. Durumu bir şekilde felaketleştirirsiniz çünkü. Bu tipik bir düşünce hatası. Zihniniz bir şekilde sizi kandırmayı başarır. Genellikle kaygılı düşüncelerdir bu, değil mi? Yani ya nokta nokta şeklinde başlar, felaketle devam eder. Ya sunumda söyleyeceklerimi unutursam, ya uçakta nefes almakta zorlanırsam, ya rezil olursam, ya reddedilirsem şeklinde farklı durumlarda, farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu yüzden uçağa binmekten, topluluk önünde konuşmaktan, ilişki yaşamaktan bile kaçınabiliriz bazen, değil mi? Yani O zaman madem bu kadar konuştuk bir soru sorayım. Ne oluyor da böyle kaygılı hale geliyoruz? Ne tetikliyor bu kaygı durumunu? mesela senin ne zaman başlamıştı hatırlıyor musun? Yani benim ne zaman başlamıştı? Yani bu çok sık olmadığını düşünüyorum zaten. En azından beni çok az arıyorsun bu konularla ilgili ama. Benim hastalıkları öğrendikçe arttı galiba ya. Yani bildikçe acaba bu bende var mı diye düşündükçe kendim de bulmaya başladım. Yani Araştırdıkça aslında, doğru mu? Google'ladıkça, Google'da araştırdıkça. evet, Google biliyorsun çünkü en büyük felaketler ansiklopedisi. O Google beni hasta etti biraz diyebilirim. Hepsini de Google'a dağıtmayayım. Muhtemelen bende de suç vardır ama. Bu çok çok net bir şey. Kimi zaman insanların izledikçe, okudukça daha fazla içine giriyorlar ve bir hastalığın başlangıcı varsa ya da vücudunda ben varsa diyelim, o beni araştırırken bile tetiklenebiliyor bu ya da zorlayıcı bir yaşamdan sonra olabiliyor. Genellikle böyle oluyor aslında. Fiziksel şiddet görmüş olabilir, savaş durumundan çıkmış olabilir, bir kaza geçirmiş olabilir, bundan kaynaklanabiliyor ya yani bununla başlayabiliyor. Bir hastalığı atlatmış olabilir ya da bir hastalığa kapılmış olabilir. Bir ölümle burun buruna gelmiş olabilir ya da bir başkasının ölümünü deneyimlemiş olabilir. Öğretilen bir deneyim olabilir bu aynı zamanda. Yani ebeveynlerden öğrenilen bazı korkular, kaygılar, fobiler vekaleten çocuğa geçmiş olabilir. Vekaleten öğrenmiş olabilir. Ya da bazı cümleler mesela yere basma hastalanırsın. Bu başka bir şeye dönüşmüş olabilir. Ya da Hayvana dokunma, mikrop kaparsın. hayvana dokunma mikrop kaparsın. Aman kediye yaklaşma. Kediden bir mikrop bulaşır. Halbuki kedi fobisi örneğin bir ebeveynde vardır. O direkt vekaleten öğrenilerek çocuğa geçebilir. Bir de ilginç bir şekilde çeşitli yaşam deneyimleriyle de olabilir bu. Bir doğumdan sonra da başlayabiliyor bazen. Aynı zamanda bir işten kovulduğunda da ya da topluluk önünde konuşmayı ilk defa yapacağı zaman da bunun bir ilk başlangıcı olabiliyor ve ondan sonra başlayabiliyor, artabiliyor ya da belli seviyelerde kalabiliyor. İşin en ilginci ne biliyor musun? Güzel şeylerden sonra da başlayabiliyor. Mesela bir terfi aldıktan sonra da insan kendisini çok fazla kaygılı ve bunun üstesinden nasıl geleceğim, nasıl yapacağım, yapabilir miyim acaba şeklinde düşünebiliyor. Peki o zaman bir soru daha sorayım. İnsan kaygılandığında
Neden kalp hızlanıyor ya da diğer şeyler oluyor? Heyecanlanıyor böyle. Heyecanlanıyor, evet. Nefesi hızlanıyor vesaire. Şöyle bir örnek vereyim. Daha önce böyle hiç bir kampa gittin mi? Evet. Kampta böyle arkadaşınla ya da tek başına yürüdüğünü hayal et. Hatta Evet. geçmişinden de böyle bir şey varsa, bir görüntü varsa onu getir. Yürüyorsun ve yürürken bir anda çalılıkların içinden bir ses geliyor. Gece hatta karanlık, alacakaranlık olsun. Biraz görüyorsun da hatta. Ve bir çift göz ve biraz da irice bir şey sana bakıyor. Hayal et. O anda ne yaparsın? Yani kaçarım. Kaçmadan önce taş atarım ama ilk önce de heyecanlanırım. Evet. Yani ya savaşmaya başlarsın senin deyiminle ya kaçarsın ya da dona kalırsın. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Şunu anlatayım. Kaçmaya başladığın anda kalp atışın hızlanmaya başlar. Çünkü o sırada kaslarına kan pompalanması gerekir. Kan pompalanacak ki daha hızlı koşabilesin. Aynı zamanda iç organlarında bir kana ihtiyaç yoktur. Oradaki kanlar kalbin aracılığıyla pompalandığı için kalbin de hızlanmaya başlar. Bir süre sonra atışları hızlanmaya başlar. Vücudunun üstünü bir su kaplar ki vücudun ısısını korusun diye. İşte ellerin buz keser. Aynı zamanda bilmediğim bir takım şey daha olur. Göz bebeklerin genişler, kulak zarın gerilir ki etrafı daha iyi görebileyim, daha iyi duyabileyim diye. Şimdi bu böyle bir durumda kaçarken işlevsel. Fakat bunun benzeri bir durum sosyal kaygı yaşadığın bir ortamda ya da Toplantı salonu. toplantı salonunda olduğunu düşün. Bir anda kalbin atmaya başlıyor. Bir yanlış alarm var aslında orada. Bir tehditmiş gibi, bir tehlikeymiş gibi algılamaya başlıyor zihnin. Zihnin bir şekilde aslında seni aldatıyor. Seni bir şekilde yine kandırmayı başarıyor. Ve bunu düşündükçe daha da artmaya başlıyor. Daha da artmaya başlıyor. Bir de aynı şekilde savaştığın durumu düşünelim. Savaştığında da ya da bir taş attım dedin. Attığında da bu işleve, bu kan dolaşımının hızlanmasına, kan pompalanmasına ihtiyacın var. Ya da dona kaldığını varsayalım. Dona kaldığında da kasların gerilir ve orada da buna benzer bir şey olur aslında. Çünkü Peki. dona kalırsın ki seni fark etmesin. O hayvan, o canlı, her neyse gibi. Yani sonuç olarak bu zamana kadar korkanların çocuklarıyız diyebilir miyiz? Yani korkup kaçan ya da savaşan bu şekilde hayatta kalan. Bu avantaj şu anda günümüzde dezavantaj mı oluyor? Aslında bu evrimsel bir şey. Çok hızlı şehirleşmeyle beraber beynin evrimi, korku alanı, hipotalamus ve benzeri alanlar bir şekilde bu denli hızlı evrimleşmiyor. Yani biz şehrin içindeyiz. Bu denli korkularımız yok. Ne bileyim gece bize birinin saldırma ihtimali bundan 20 bin yıl önceye göre çok daha az. Ama korkularımız, kaygılarımız benzer şekillerde devam ediyor. Aslında bir yerde senin dediğine geliyor. Peki bu kaygı korku durumundan, batağından bana göre nasıl çıkacağız, nasıl kurtulacağız bundan? Genelde biliyorsun ki insanlar bununla ilgili terapiler alıyorlar, destekler alıyorlar. Psikolog desteği alanlar, psikiyatrist desteği alanlar, yani ilaçla tedavi olanlar ve ilaçsız ya da ilaç artı terapiyle destek alan birçok insan var. Peki kendi kendime ne yapabilirim? Belki onun üzerine biraz konuşabiliriz. Bu noktada eğer terapiye gitseydiniz yapılacak olan şeyleri belki kendi kendinize, kendine yardım kitaplarıyla ya da kendi kendinize internetten araştıracağınız tekniklerle, bizim anlattığımız tekniklerle yapmaya çalışabilirsiniz. Bunlardan ilki bence yazmak. Yazmak neden önemli? Eğer yazarsanız, kaygınızı yazarsanız, o anki düşüncelerinizi yazarsanız, şemalar halinde, grafikler halinde neyle mücadele ettiğinizi bir kere keşfedersiniz. Eğer onu belirlerseniz, ne hissettiğinizi fark ederseniz, yani anlarsanız ben şu an kaygılı hissediyorum. Onun gücü azalmaya başlar. Dolayısıyla yazmanın gücüne inanıyorum. Düzenli olarak yazmak çok önemli. Bunun dışında gevşeme egzersizleri yapılabilir. Bu nefesle gevşeme egzersizleri daha çok kullanılan teknikler tabii. Birkaç tekniği var bunun. Aşamalı kasları gevşeterek yapılan teknikler var. Bir de sistematik bir şekilde düzenli nefes alınan teknikler var. Bunlar yapılabilir. Belki bundan sonraki videolarda bunları da çekiyor oluruz. Nefes beni rahatlatıyor. Nefes oldukça iyi geliyor, Evet. değil mi? Nefes seni nasıl etkiliyor mesela? Nasıl olumlu etkiliyor?
Yani zaten o an kaygı durumunda kalp atışım hızlanıyor vesaire. Nefesimi kontrol ettiğimde, düzenli olarak yavaşlattığımda bir süre sonra kalp atışım da normale dönüyor. Evet. Ve bunun korktuğum şey değil, gene her zamanki gibi panik atak olduğunu fark ettikten sonra zaten düşmeye başlıyor Evet. durum. Evet, yani o felaket senaryoları dağılmaya başlıyor Evet, aslında. evet. Güzel. Nefes en önemli sakinleştiren unsurdu. Sakinleşmek de panik atağa geçiren en Evet. önemli unsur. Bir de bu gevşeme tekniklerinin üçüncü adım var. O da zihinde olumlu görseller canlandırma. Buna namı diğer imajinasyon da diyorlar aslında. Zihninizde o an size iyi hissettirecek yerde, iyi hissettirecek duyumsamalarla daha iyi hissetmenizi sağlayan görseller hayal etmenizi sağlıyoruz. En azından terapilerde bunu sağlıyoruz. Belki bir videoda bunun için çekeriz. Bu gevşeme egzersizleri için çektiğimiz gibi bunun için de çekiyor oluruz. Bir diğer önemli bir teknik de bilinçli farkındalık tekniği. Bu farkındalık tekniğini çok önemsiyorum. Çünkü bu hiç ummadığınız yerde çok büyük etki yapabiliyor. Diyelim ki uçaktasınız ya da sosyal bir ortamdasınız. Kaygınız artmaya başladı, felaket senaryolarınız gelmeye başladı, üşüşmeye başladılar zihniniz. O anda zihninizin içinde yaşamayı bırakıp zihninizi durdurup biraz daha en azından o dosyaları, o kaygı dosyalarını kapatıp sizi şimdiye, şu ana çekecek bir egzersiz bu. Diyelim ki uçakta gidiyorsunuz, elinizde bir kahveniz var ve dışarı bakıyorsunuz, kafanızda düşünceler üşüşmeye başladı. O anda dışarıdaki bulutları izlemeye başlayın, renkleri izlemeye başlayın. Bulutlara anlamlar vermeye çalışın, bir şekilde onları anlamlandırın. Bir kahve içiyorsanız elinizdeki kahveyi hissedin, onun kokusunu hissedin, oturduğunuz yeri hissedin. Yani kafanızın içinde yaşamayı bırakıp şimdiye, bedeninize dönün. Bu sizi yavaşlatmayı sağlayacaktır bir şekilde. Peki bu kolay bir şey mi? Yani tabii ki de çok kolay değil. Yani biraz üzerine çalışmayı gerektiren türden bir egzersiz. Hatırlaması gerekilen bir egzersiz. Çünkü hatırlamadığınız sürece orada ne yapacağınızı kestiremeyebilirsiniz. Tabii ilk seferine ilk kaygı geldiğinde özellikle panik ataksa bu. Zaten dehşete düştüğü için kişi hiçbir şey aklına gelmiyor ama bir süre sonra bu kaygılara, bu paniklere, bu ataklara alıştıkça daha kolaylaşmaya, daha hatırlanabilir bir egzersiz haline gelmeye başlıyor. Zaten son egzersizimiz de, son uygulamamız da aslında maruz bırakmak, üstüne gitmek. Bununla biraz daha ilişkili, bu söylediğinle biraz daha ilişkili. Üstüne gitmekte ise kişi bunu yaşamaya, bu kaygının üstüne gitmeye istekli olmayla karakteristik bir uygulama. Üstüne gittiğiniz sürece çünkü davranışlarınızı değiştirirsiniz. Davranışları değiştirdiğinizde o kaygı verici duygular değişmeye başlar ve düşünce de değişmeye başlar. Yani o durumun dehşet verici olduğuna dair, o durumda rezil olacağına dair ya da o durumda kontrolü kaybedeceğine dair düşünceleri değişmeye başlar. Kişinin kendisini yani sizin kendinizi duruma maruz bırakmanız, üstüne gitmeniz gerekiyor. Peki kaygı ile ilgili aklınıza takılan sorular, yorumlar varsa videonun altındaki yorum kısmına yazarak doğrudan bana iletebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak zili de tuşlayarak üye olmayı, abone olmayı unutmayın.